soruluyor ya, nasıl seçiyorsunuz iyi mi, iyi değil mi anlamında. Bunun, bir de çoğul gebeliği nasıl önleyebiliyorsunuz? Çoğul gebeliğini tek transfer yaparsanız %1 civarında bir tane bebek verseniz bile bazen içeride bölünebiliyor. İkiz olabiliyor. Benim şu ana kadar 4-5 tane o şekilde bir tane transfer yapmamıza rağmen tek yumurta ikiz olan bebeklerimiz oldu. Tek bebek verdiğinizde %99 tek bebek gelişir. Ama iki bebek verirseniz ikiz gebelik olur. O yüzden tek embriyo verirseniz çoğul gebeliği önlersiniz. İkinci sorunuz da embriyo seçimi. İyi embriyo seçimi nasıl seçiyorsunuz? Onun embriyolog arkadaşlarımız var bizim. Özellikle bebeklerin oluştuktan sonra takip ediyoruz. Bölünmeleri, hücre sayısı, hücrelerin üzerindeki partikül dediğimiz bunlar var mı yok mu? Ve 5. güne kadar biz bunların gelişimine bakıyoruz. Time-lapsing dediğimiz aletler kullanabiliyoruz. Onları dışarıdan fotoğraflı şekilde gözleyebiliyoruz. İkinci bir embriyo seçim yöntemi genetik olarak da bebeklerden hücre alarak bebeklerin sağlıklı olup olmadığını inceleyebiliyoruz ama burada bazen %10 civarında yanılma payı olabiliyor. Yani biz bebekten hücre alıyoruz, hücre normal çıkabiliyor ama bebek sağlıksız olabiliyor ya da tam tersi hücre anormal çıkabiliyor, bebek sağlıklı olabiliyor. Bir %10 hata payında dikkate almak gerekiyor. Bu şekilde seçiyoruz, değerlendiriyoruz. Transfer sonrasında istirahat edilmeli mi? Bizim hastalarımızın en çok sorduğu sorulardan bir tanesi bu. Hatta transfer yapıyoruz. Ben 15 gün banyo yapmayan hasta biliyorum. Tabii, 15 gün kımıldamıyorlar. Yani çok kıymetli düşmesin istiyorlar. Hatta bir tane hastam şöyle olmuştu. Biz transferini yaptık, gebe kaldı. Ve tabii çok biraz şu hastaları anlamak da gerekiyor. Çok stresli bir süreç geçiriyorlar. Çok travmatik işler başlarından geçebiliyor. 2 defa, 3 defa gebe kalabiliyor, olamıyor. Yani bir sürü sosyal problemler de var. Hastamızın transferini yaptık, işlem oldu, gebe kaldı. Test sonuçlarını aldık. 2 hafta sonra da ultrasonda bakacağız. Sekreterim de işte doktor bir hastamız geldi dedi. Bekliyoruz, odaya hasta gelmiyor. Bekliyoruz, gelmiyor. 5 metre mesafeyi 15 dakikada yürüdü. Bebek düşmesin diye. Evet, çok yavaş yavaş yürüyorlar. Bu şekilde sürekli yatıyorlar. Yani 15 gün boyunca banyo yapmayanlar, bundan hiçbir anlamı yok. Gerekli yok. Bilimsel olarak 1 saat biz transferden sonra dinlenmesini öneriyoruz. Yurt dışından çok fazla sayıda hastamız var bizim. 1 gün sonra biz Amerika'ya gönderiyoruz. Yani bilimsel olarak gebelik için 2 tane şart gerekiyor. 1, iyi bir bebek elde edeceksiniz. Bunun için de sperminiz ve yumurtayı iyi oluşturmanız gerekiyor. İyi bir rahme o bebeği yerleştireceksiniz. Bu 2 şeyi yakalarsanız, bir de bizim burada önemimiz var. Doğru zamanda. Pencere periyodu dediğimiz bir dönem vardır. Yani bebeği o zamanda yerleştirirseniz gebelik oluşur. Onun öncesinde ya da sonrasında yerleştirirseniz gebelik oluşmaz. Doğru zamanda yerleştirirseniz gebelik oluşacaktır. Yoksa yani öyle yatmakla olsaydı ben bütün hastalarımı yatırırdım. Hepsi gebe kalırdı. Yani, yani yatmakla bir şey olmuyor. Yatmak eskiden bu gerekiyordu, evet, anladığım yani kadarıyla. Şu anda bilim, teknoloji bunu değiştirdi. Evine gidebilir. Ondan sonra kendi doğal işlerini yapabilir ama ilişki önermiyoruz. Ağır spor önermiyoruz. Ama yemeğini yiyebilir, dolaşabilir, dışarı çıkabilir. Normal hayatını sürdürebilir. Şöyle de düşünmek lazım. Tüp bebekle doğal gebelik arasında aslında oluştuktan sonra bir fark yok. Biz gebe kaldığımızı çoğu zaman biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Adet dönemi olduğu zaman insanlar farkına varıyor. O zamana kadar da her şeyi zaten yapıyorsun. O yüzden yani yatmanın çok bir anlamı yok. Gebelik başarı şansı üzerinde hiçbir etkisi yok. Ama yani ağırda spor yapmayacaklar.